broken glass while I'm thinking in my head. Arkadaşlar merhabalar. Bugün 4x4 SQT'nin ikinci F-150 projesiyle birlikteyiz. Aracımız 2018 model Ford Ranger XLT modeli. Bu aracı komple F-150 dönüşümü yapacağız. Gelin kitin detaylarını ve yaptığımız işçilikleri tek tek detaylı görelim. Aracımızdan tekrar selamlar herkese. Kutu açılışlarını yaptık. Kutuların içerisinden çıkan parçaları tek tek size tanıtmak istiyorum. Ön iki tane farımız çıkıyor. Ön tamponumuz çıkıyor. Panjurumuz, ışıklı panjurumuz çıkıyor. Onun yanında farla tamponun arasında F'lerde olan plastik parçamız çıkıyor. Ön iki çamurluk, iki ön dodik, iki dal vurmaz çıkıyor. Arka iki çamurluğumuz, alt muhafazamız, kaput altındaki izolatörümüz, iki stopumuz, benzin depo kapağı, bağlantı braketi ve diğer çamurluk ve farlar için özel braketlerimiz çıkıyor. Aynı zamanda kaputun üzerinde Raptor'larda bulunan orijinal skruvu kaputla birlikte gelmektedir. Biz şirket olarak sıfır ürünlerde, ikinci el ürünlerde ya da aracın üzerinden söktüğümüz tüm malzemeler kutuların ya da köpüklerin üzerinde muhafaza etmekteyiz. Ürünler boyanacak dahi olsa çizilme, darbeye karşı muhafaza edebilmek amaçlı. Bizde sistem her zaman bu şekilde yapılmaktadır. Aracın söküm işlemlerini bitirdikten sonra bu aracın şasesi boyanacağı için ilk önce kupa yükseltme işlemini yapacağız. Çünkü aracın bir de altı yıkanması gerekiyor. Kupa yükseltme yaptıktan sonra kupa ile şasenin arası açılacağı için daha rahat yıkanacak. Bu yüzden kupa yükseltme işlemini yapacağız. Biz kupa yükseltme ve yürüyen yükseltme yaptığımız araçlarda yükseltme işlerine garanti veren bir firmayız. Bunun sebebi kullandığımız GET dediğimiz ya da amiyane tabirle takoz dediğimiz malzemeler bizde 6000 serisi işlenmiş alüminyumdur. Bu alüminyumlar, civatalar içeri girdiğinde boşluk yapmaz ve hiçbir zaman aracınızda bir sıkıntı çıkartmaz. Kullandığımız civataların hepsi 19 kalitededir. Sebebi şu, araçların üzerinden 9 sertliğinde civata çıkar. Fakat kupa yükseltme yaptığımızda civataların boyları uzamaktadır. Civataların boyları uzadığı için de 9 sertliğinde piyasada bir civata olmadığı için 8-8, 10-9, 12-9 diye gitmektedir. 8-8 civata kullanıldığında zamanla civatanın diş sertliği yetmediği için kırılmalar, bükülmeler ya da dişlerde bozulmalar olduğu için araçlarda ses sıkıntıları ya da civatanın kırılıp kasanın kayması, kupanın kayması gibi bir sürü sıkıntılar meydana gelmektedir. Bizde 10-9 civatalar sonradan diş açma değil, orijinal makinede dövülerek, diş açılarak yapılan bir sistemde yapılıyor. Ve dişlerin de sertliği 10-9 kalitededir. Bunların hepsinin testleri yapılıyor. Sizin araçlarınıza o şekilde montajını yapmaktayız. Montajını yaptığımız ve ürettiğimiz bu setler sayesinde o yüzden araçlarınıza
yükseltme sistemlerimizin hepsinde garanti vermekteyiz. Aynı zamanda emiş borumuz da uzamakta. Kupa yükseltme sistemi bu şekildedir bizde. Şimdi kupa yükseltme sisteminin öncesi ve sonrasını birlikte görelim. Evet, kupa yükseltme işlemini tamamlamış bulunmaktayız. Şimdi body kit montajına başlıyoruz. İlk önce kupa yükseltme yaptık. Sebebi şu, kupa yükseltme dediğimiz sistem kupa ile şasenin arasını yükselttiği için ön tampon ayarı, panjur ayarı gibi sistemleri aralarının açıları farklı olduğu için tam oturmamakta. Biz ilk önce kupa yükseltme yapıyoruz. Ondan sonra kit montajını yapıyoruz. Kit, taktığımız kit milimetrik her tarafı otursun diye. Şu an kit montajına başlamış bulunmaktayız. İlk önce sağ tarafla başlıyoruz. Çamurluklar ve farların ayarları yapılıyor. Sonra sol taraf, ön tamponu ayarlayacağız. Boyaya gideceği için ön farı, tamponları ve panjuru tekrar söküp çekiciyle göndereceğiz aracımızı. Araca komple boya kaplama sistemi yapılacak. Bunları da detaylı videonun ilerleyen zamanlarında hep birlikte göreceğiz. Boya öncesinde body kitimizin ön tarafının montajını yaptık. Tüm ayarları yapıldı. Kısaca size ayarları üstten göstermek istiyoruz. Sarpçım gelirsen. Çizgi ayarları hepsi eşit seviyede. Yukarılık aşağılık eşit seviyede. Aynı şekilde bu tarafta aynı seviyede. Panjurları, far korumalarını ve tamponu ve dodiyi tam olarak takmadık. Sadece ayar için üstüne oturttuk. Çünkü klipsli sistem sök takta zarar verme ihtimalimiz olduğu için tam onları oturtmadık. Onların ayarları zaten şu an yapılmış vaziyette. Şimdi boya öncesi ön panjuru, tamponu ve farları alacağız. Araç bu şekil boyaya gidecek. Boya kaplama sistemi yapıyoruz tekrar araçlarımıza. Kaputun içi, çamurlukların içi, her taraf tam olarak boyanacak. Ve en son garajımıza geldiğinde toplama işlemine tekrar devam edeceğiz. Aracımız boyadan geldi. Biz sökülebilir boya sistemi yapıyoruz. Aracın komple hepsi sökülebilir boya sistemiyle kaplanıyor. Bu yapılan işlem garantili bir işlemdir. Yapılan sadece bizde çamurlukları boyama olarak yapılmamaktadır. Sebebi şu. Ne kadar iyi bir boyacıyla da çalışırsanız çalışın ya da kendiniz de iyi bir boya atölyeniz de olsa çamurluklarla kapıların arasında her zaman 1-2 ton güneşte renk fark edimi bulunmaktadır. Bizde komple aynı renge sökülebilir boyayla dediğim gibi yapılmakta ve hiçbir şekilde renk ayrımı yapılmamaktadır. Şimdi aracın ön tarafını tekrar toplamayla işlemlere devam ediyoruz. Sürgülü kapak montajına geçtik. Sürgülü kapakta Maximus'la çalışıyoruz. Sebebi 4 tane
çıkışı bulunmaktadır. Yağmur ya da aracınızı yıkadığınızda gelen suyu ya da tozu toprağı dört çıkışla birlikte tahliye etmekte ve bu şekilde sürgülü kapak tıkanmamakta. İleriki zamanlarda diğer sürgülü kapakların çoğunda olduğu gibi paslanma ya da içi tıkanıp kilitlenme, bozulma gibi bir sıkıntıyı yaşamıyoruz. O yüzden biz maksimum su tercih ediyoruz. Montajında da kasada açık kalan deliklerin hepsi kapatılıyor ve bu şekilde toz ve suyu minimuma indiriyoruz. Su noktasında zaten tazikli yıkama haricinde bir su alma problemi yaşamıyoruz. F-150 projemizin sonuna geldik. Bu araçta neler yaptık? Kısaca sizlere anlatmak istiyoruz. Ön taraf zaten tamamen değiştiğini söylemiştik. Burada önemli bir detay, kaput ve çamurluğun ayarı. İkisi de eşit seviyede ve yükseklik bulunmamakta. Aynı şekilde bu tarafta da. Sislerimiz, farlarımız hepsi aktif olarak çalışmakta. Ekstra olarak içeride size göstermek istediklerimiz var. Motorun içinde yapılan değişiklikler, burada normalde panjuru arabanın bağlantı noktasıyla arasında metal ayaklar bulunmakta. Biz arabanın orijinal plastiğini aynı şekilde ayarladık ve orijinal plastiğini taktık. Hiçbir şekilde kesme, derleme, biçme yapılmadı. Kaput izolatörümüzün montajı yapıldı. Kaputu içi boyandı. Ön çamurlukların içleri boyandı. Araçta kupa yükseltme ve yürüyen yükseltme yapılmıştı. Yürüyen yükseltmede ekstra olarak option salıncak kullanıyoruz Ranger'larda. 7000 serisi uçak alüminyumdan yapılan özel bir get mevcut ve onu 9 civatayla montajı yapılmakta. Çamurluk ağızlarımızda arabanın orijinal sacı ya da plastiği kesilmemektedir. Dallunmazlarımız kesilmemektedir. Buna göre ayar yapılmaktadır. Kupa yükseltmede yine anlattığım gibi 6000 serisi alüminyum kullanıyoruz. Ona 9 civata kullanıyoruz. Ve tüm yükseltme işlemlerimizi garanti veriyoruz. Bunun %100 arkasındayız. Şu ana kadar da bir sıkıntı çıkmadı. Bununla alakalı da zaten ekstra olarak bir sürü çalışmalarımız var. İşte kablolar, ABS kabloları, hava emiş hortumları gibi şeyleri uzatıyoruz, değiştiriyoruz ya da bağlantı noktalarını değiştiriyoruz. Ama biz orijinal tesisatı işte ABS kablolarını uzatmak için kesip araya kablo koyarak değil, montaj yerlerini, civataların yerlerini değiştirerek bu şekilde işlemler yapıyoruz. Dediğimiz gibi bunlara da %100 garanti veriyoruz. Ekstra olarak arabada Raptor orijinal basamak kullanıldı. Işıklı basamak tercih etmiyoruz çünkü ışıklı basamaklar parmak led diye geçiyor. 8-9 liralık, 10 liralık ledler zamanla bozuluyor, su alıyor. Arabanın üst tarafında bir led uygulaması yapmadık çünkü rüzgar sesi yapıyor. Biz müşterinin isteklerine artı olarak yaşadığımız tecrübeleri de aktararak işlemler yapmaktayız. Sebebi işte rüzgar sesi yapıyor ya da öne çakar takıyorlar ki yasak olan bir malzeme aslında. Bu tarz işlemler bizde yapılmamaktadır. Arka tarafa geçtiğimizde sürgülü kapak Maximus kullanıyoruz. %100 su geçirmiyor. Aynı zamanda arka çamurlukların montajıyla alakalı onu rahatlıkla gösterebiliriz. Arka taraf çamurlukların kapanmaktadır. Buralar açık kalmıyor. Ekstra buraya özel bir mastik getiriyoruz biz. Bu mastikle de üstü boyanılabilir. Yani tazikliyle, yıkamayla falan dökülebilen bir işlem değil. Stoplarımızın her tarafı tam oturmaktadır. Burada müşterimizin isteğine göre orijinal arka tamponunu kullandık. Ayaklarını keserek, kaynak yaparak ya da şaseye bir kaynak işlemi yapılarak montaj yapılmamaktadır. Lazer de kesilmekte. Fırın boyada boyandıktan sonra bizde işlem yapılmaktadır. Arka çamurluğun montajını videoda anlatmıyoruz. Sebebi bizde buranın içine köpük basılmamakta ya da üstten vida, perçin
gibi bir işlem yapılmamaktadır. Ama ekstra müşteri sökmek istediğinde de çok rahatlıkla çamurluğu çıkartıp altında hiçbir gram boya atması ya da bir silikon gibi bir şey görmemektedir. Bu işlemle alakalı da garanti veriyoruz. Ekstra olarak depo kapağımız iç tarafı kapatılmış vaziyette. Burada bir açıklık bulunmamaktadır. Onun için de özel bir kalıp yaptık. Onunla kapatma işlemi yapıyoruz. Aracın şasesinin ilk halini de videolarda görmüşsünüzdür. Son hali şase komple temizlendi, zımparaları yapıldı. Şaseler boyandı. Arka çamurluk içleri ve davlumbazlar plastik hasarları atıldı ve boyandı. Komple tüm alt takım aynı şekilde temizlenip araca özel şekilde boyandı. Ekstra olarak arkada da bagaj kapağında Ford yazılı bir arka kasa kapak kaplaması tercih ettik. Bunda da kendimize özel detaylar girdik. İşte gri ve mat siyah kullandık. Ekstra geriye taktığımızda çalışan arka ışıklarımız da mevcut. Lastik 315-70-17 lastik tercih ettik. Burada generali tercih ettik. Daha az yolla alakalı ses bakımından BF'den daha başarılı bir lastik. Aynı zamanda yağmurda BF'den daha başarılı bir lastik olduğu için biz son zamanlarda AT serisinde BF'den çok generali tercih ediyoruz. Ekstra olarak ön çamurluklarda o havalandırmaları böyle bastığınızda içeri göçmüyor bizde. Kaputun çamurlukla ayarını görüyorsunuz. Hepsi eşit bir şekilde yapılmaktadır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla videoları, bu tarz videoları görmek istiyorsanız kanalımıza abone olun. Ve bizi tercih ettiğiniz için Merve Hanım'a da, herkese teşekkür ederiz.